Evet Emre, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Kenan Bey. 9. sorumuza geldik. Değerli gelsin izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Güneş sistemindeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür? A. En küçük gezegen Merkür. B. Dünyanın uydusu Ay. C. En büyük cüce gezegen Plüton. D. Satürn'ün uydusu Titan. Titan kesinlikle değil. Bu arasındaki en büyük Titan zaten. Cüce gezegen Plüton, Merkür, Ay. Açıkçası Merkür'ün de olmadığını düşünüyorum. Ben burada yarı yarıya Joker'imi kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. En küçük gezegen Merkür. C. En büyük cüce gezegen Plüton. C şıkkı en büyük cüce gezegen Plüton son karar. Tebrik ediyorum Emre. Çok teşekkür ederim. Plüton 2000'lere kadar gezegendi, normal evet gezegendi. Sonra rütbesini düşürdüler, cüce gezegen ya yaptılar. Ya ben şeyi karıştırdım. Acaba boyut yüzünden mi düşürdüler yoksa hani yörünge hareketleri yüzünden mi düşürdüler? Orada bir karışıklık yaşadım. Dedim kullanayım hani şansımı deneyeyim burada ama dedim. Ama günün sonunda güneş sisteminde. Evet. Ve tabii boyut önemli. O evet yüzden hani cüce ön adını aldı. Emre tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok iyi gidiyorsun. Çok sağ olun. Sırada 10. sorumuz var. Evet. Hedefine geldik. Bakalım. Değil mi? Evet. İlk barajda 300 bin lira demiştin. Şu an hedefin önünde. Öyle, bakalım nasıl evet bir soru gelecek. Ya bu Joker beni biraz korkutuyor. Kendime bir özgüven veriyor ama riskli bir özgüven veriyor bence. Çünkü çekilmemi engelleyen de bir Joker sonuçta. Bakalım ne olacak? Önce soruyu göreceğim, sonra karar vereceğim diye düşünüyorum. Evet, hep beraber merak ettiğimiz 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır? A. 1998 B. 2006 C. 2014 D. 2022 Futbolla pek aram yok. Özellikle dünya bazında daha da yok. Yani Türkiye'den çıksa belki bir şeyler deneyebilirdim. Ama buraya sadece bakıyorum ve hiçbir şey düşünemiyorum, mantıklı yürütemiyorum. Sadece bilgi sorusu. 1998, 2006, 2014 ve 2022. Biraz sende kalan bilgi kırıntılarıyla bir düşünsen, değerlendirsen, en son kararını ona göre versen. 2022'de olsaydı sanki yeni bir tarih, hani bunu haberini duyardık diye düşünüyorum. Ben kendim 2002'liyim. 2014'te olsa duymazdım herhalde. Ben burada sadece 2022 olmadığına emin gibiyim. Geri kalan 3 şık. 98, 2006, 2014. FIFA Erkek Dünya Kupası. 2022 Dünya Kupası. 2018, 2014, 2010, 2016. Tarihler doğru. Dünya Kupası tarihleri. Buradan bir şey çıkmaz. Bir kadın hakem tarafından. 2014'ü ben izlemiştim. Ama o zamanlar daha küçüktüm. Tatildeydim, hatta otelde yabancılarla izlemiştik. 2006, bir bilgim yok 2006 hakkında. Yani şu üç şık hakkında kesin birine bir eğilimim hiçbirine yok. Sadece D şık olmadığını biliyorum. Yani olmadığını düşünüyorum, onu da bilmiyorum aslında. Joker'i kullanırsam da çekilemem.
Kenan Bey, ben... İki şıkkı eleyebilsen. Evet, iki şıkkı eleyebilsem. Kullanmak mantıklı olabilir belki. Yani D şıkkını eleyebilirim ama eleyemem de aynı zamanda. Ben sadece bir çıkarım yapıyorum. Hani %0 diyemiyorum. Diğer şıklarda da eşit gibiyim. Kenan Bey, ben çekilmek istiyorum galiba burada. Son kararım. Tahminimi söyleyeyim mi? Lütfen. Devam etseydin ne derdin? Ben 2006 derdim. 2006 derdin. İkinci bir tercih daha alayım. 98. Peki. Çift cevap joker hakkını kullanmış oldun ve 2022 çıktı. Yeah. İsabetli karar aldın Emre. Ve evet, gayet de güzel bir yarışma çıkardın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne paylaşmak istersin koltuğu terk etmeden önce? Yani çok büyük heyecanla geldim. Ama çok mutlu oldum geldiğime. Yani burada kaybeden yok. Herkes kazanan burada. Kesinlikle. Gelen herkes kazanan. Seyirciler de kazanan olduğunu inanıyorum. Böyle güzel bir şov izledikleri için canlı olarak. Atmosfer çok güzel. İnsanlar çok güzel. Çalışanlar çok güzel. Siz çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Geldiğim için çok mutluyum tekrardan. Sen de çok yakışıklısın Emre. Çok estağfurullah. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Başarıların devamını diliyorum. Seni 200 bin lirayla uğurluyoruz Emre. Böyle alın lütfen. Başarıların devamını diliyorum. Çok sağ olun. Tebrik ederim.